Merhabalar. Kaçak akım rölesi neden atar? Şu an kaçak akım rölemiz atıyor. Gördüğünüz gibi kalkmıyor. Kaçak akım rölesi attığı için ne yapıyoruz? Öncelikle bütün sigortaları indiriyoruz. Tesisattaki bütün sigortaları indirdim. Tekrar kaldırdığımda kaçak akım rölesi kalktı. Şu an sıkıntı yok. Şimdi tekrar tek tek sigortalarımızı kaldırıyoruz. Hani hangi linyede, hangi tesisatımızda, hangi sigortamızda kaçak olduğunu bulmak için. Hani cihazların fişini çekmedim bilmiyorum. Cihazlarda arıza yoktur diye düşünüyorum. Yine tesisatı kontrol edeceğiz. Bunu kaldırdım, atmadı. Kaçak akım rölesi kaldırıyorum. Tek tek kaldırıyorum. Kaçak akım rölesi atmadı. Çalışıyor hala. Atmadı. Hala atmadı. Kaldırıyorum. Kaldırdım, atmadı. Son bir tane var. Kaldırıyorum, atabilir mi? Bunu kaldırdığımda ne olacak? Kaçak akım rölesi attı. Şimdi bu sigortayı indirdim ve kaçak akım rölesini kaldırdım. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Buradaki sayılı sigortalarımızda herhangi bir problem yok. Bu sigortanın besmelemiş olduğu tesisatı kontrol etmemiz gerekiyor. Aydınlatma mı, priz mi bilmiyorum ama muhtemelen bakıyorum karşılık 2,5 mm bir kablo. 2,5 mm bir kablo olduğuna göre muhtemelen priz. O prizi prizde de arıza olabilir. Buatta da olabilir veya prize bağlı olan cihazda da problem olabilir. O tesisatı kontrol ettiğimizde kaçak akım rölemizin arızasını gidermiş olacağız. Anladığım kadarıyla buzdolabı çalışmıyor. Yani buzdolabının ışığı yanmadığına göre arızamız buzdolabının bağlı olduğu prizde. Buzdolabını buradan üçlüden almışlar. Muhtemelen üçlüde de arıza olabilir veya buzdolabının bağlı olduğu prizde de arıza olabilir. Şimdi üçlüyü boşalttım. Yani buzdolabının fişini çektim. Tekrar bir bakalım. Buzdolabımızın fişini çektim. Tekrar kaldırıyorum acaba. Kaçak akım rölesi yine atacak mı? Evet. Şu an kaçak akım rölemiz atmadı. Doğal olarak arızamız buzdolabında arkadaşlar. Buzdolabımızın yani kablosunda olabilir veya motor kısmında, motor aksamında arıza olabilir. Bunu gidermek için bakacağız. Ben hani buzdolabında arıza olacağını düşünmüyorum. Yine de bir bakmak lazım. Bunun içine bakın. Sıvı akmış. Yani sıvıdan dolayı da kaçak oluşmuş olabilir. Bilmiyorum hani şase yapmış olabilir. Şimdi ben prizimi buzdolabımın prizini doğrudan evet çok ıslaklık var. Muhtemelen buraya bir şeyler dökülmüş. Islaktan dolayı da kaçak oluşmuş olabilir, bilemeyeceğim. Şimdi bu prizi kuruladıktan sonra ben prize doğrudan takacağım. Üçlüyü ortadan kaldıracağım. Yani buzdolabımız çalışırsa problem yok. Problem üçlü de. Üçlümüzün prizini çıkarıyoruz. Doğrudan buzdolabımızı takacağım ama buzdolabımın fişi yetişmiyor. Biraz uzatma yapacağım. Şimdi bakalım taktığımda kaçak akım rölesi atarsa arıza buzdolabında. Evet, buzdolabımız atmadı. Arızamız üçlü değilmiş. Üçlü de olmasının sebebi de malum içine su akıtmışlar. Başka bir problem yok arkadaşlar. Kaçak akım rölemizin atma sebebini basit bir şekilde tespit etmiş olduk.